Canlarım, selam selam selam. Gene bir soba yakışıyla başlıyoruz. Azıcık içeriler, 2 gündür yakmamıştım sobayı. İçeriler yani odalar soğuk oldu. O yüzden yaktım şu anda. Ve arkadaşlar canlarım mutfağı görmüşsünüzdür. Artık mutfakta kahvaltı falan hazırlamaya gideyim ben. Buraya çayı koyacağım. Hadi görüşürüz canlarım. Evet, bir taneleri. Hava ne güzel, nasıl olursa olsun. Hepimizin havası güzel olsun inşallah. Allah zorlu günlerden de atlatacak inşallah bizi. İnşallah ya Rabbime yalvarıyoruz hep birlikte. Dünyaca yalvarıyoruz inşallah. Din, ırk ayrım etmeden herkes yalvarıyor. Çünkü herkes tek yürek oldu dünyaca. Biliyoruz bunu. Allah bu zorlu günlerden Rabbim sağlıkla çıkarsın bizleri, cümlemizi, tüm dünyamızı. Evet, çaydanlığımı ben koydum. Birazdan kahvaltı hazırlığına geçeriz. Hadi görüşürüz. Dualarımız ya Rabbim güzel günler, ışıklı günler, güneşli günler için olsun inşallah. Tekrar merhabalar. Dün akşam canlı da yaptım biliyorsunuz, konuştuk. Oğlumla Batuhan'ımla barıştık. Çok iyiyiz şimdi. Hayat gerçekten önce sağlık, sonra huzur bununla başlıyor. Hayat bununla başlıyor. Buna değer yani. Sağlık ve huzur. Ev huzuru çok önemli. Sağlıklı belki de canlıda da anlattım. Düşünemememin sebebi oğlumunla aramda böyle olmasıydı. Yoksa başka şeyler vız gelir, vız gelir bana vız. Yani hiç umursamam başka şeyleri. Biz oğlumla el ele verdikten sonra her şeyi aşamayacağımız şey yok. Canlıda da belirttim. Belki duymayanlar olur. İsmet mismet meselesi hayır. Biz virüsten sonra Allah izin verirse şeye geçeceğiz. Virüsten sonra kendi evimize, kendi kiramıza geçeceğiz. Şimdi patronla birlikte kahvaltı yapacağız. Bizde cırt da deniyor. Onu yapacağız. Bir de şunu söyleyeyim. Ev sahibinin WhatsApp'tan bana attığı. Şimdi akıl var, mantık var. Çok tuhaf bir şey. Yani insan bu kadar cahil olamaz. Gerçekten çok şaşırdım. Bu söze çok şaşırdım. 50-100 senelik bir ev ve 20 yıl önce verildi size diyor. Üstelik de sadece evin içine bir kez geldi babasından sonra. Geçen yıl geldi. Evi bilmiyor yani. Bize nasıl verilir kendini bilmiyor. Ve ayrıyeten de biz size sağlam vermiştik 20 yıl önce. Sağlam vermiştik, evi harabeye çevirdiniz yazıyor. WhatsApp'ta evin içini bilmediği o kadar belli ki. Siz görüyorsunuz evi cennet, yalancı de, cennet gibi yapıyorum ben. Harabeye çevirdiniz diyor, yerleri kaplamasını. Beni sosyal medyada olduğumu bilmiyor, bilmiyor. Bilse, görse neler yapıyorum evin içine. Taşları ben yaptırmışım. İçerideki yeri de gösteririm. Ben yaptırmışım. Hatta oğlumun bir arkadaşı geldi oğlumla birlikte. Büyük oğlum getirdi, tahtaları yaptırdı. Sadece çocuğa el emeği verdik. Yani çocuk, oğlum böyle güzellik yaptı. Oğlum yaptı, ben yaptım demek. Allah razı olsun oğlumdan da, o çocuktan da. Şimdi tutmuş diyor, o evi biz 20 yıl önce sana sağlam verdik. Bütün evi harabeye çevirdiniz diyor. Ve adam gibi böyle, sanki böyle şey gibi diyor ki evden çıkmanızı istiyorum. Yani orada güya bir delil bırakıyor hani. Benim başıma burada bir şey gelse, dedim ya, bir şey gelirse sen mahkemede ne yapacaksın? Oraya WhatsApp'ı atıyor ki bir delil bırakıyor yani. İyi bir iyi şey bırakıyor. Gelip keşif etseler kaç yıllık bina olduğunu, kaç yıllık yapım olduğunu görmeyecekler mi? Sanki badolap yaptılar, verdiler. Ya işte ben böyle şeylere gülüyorum ha. Gülüyorum kendini yetiştiremeyenlere. Ne yapayım ben, boş ver. Ben oğlumla mutlu muyum? Ha, o şey, o yazısını Instagram'a attım. Instagram'da bakın. Esra 28 Gurel. E büyük harfle, diğerleri küçük harfle. Esra 28 Gurel. Gene şey, aynen şeyden, buradaki profilden, yani YouTube'un profilindeki resim var aynen. Orada da profilim aynı. Ve bakın oraya
bir tanesi sığmadı da iki parçaya böldüm. Bir onun yazdığı, bir de benim yazdığım var. Sonra altına tarih atıyor, öbürü de tarih atmış. Ben ilk önce anlayamadım. Sonradan baktım, bu ne yazmış dedim. Evi harabeye çevirdim. Şok oldum ve güldüm kendi kendime. Oraya da yazdım zaten. Gidin orayı da görün, siz de gülün. Ben böyle... Yaşı da benim de yaş ya. Yazık ya. Vallahi yazık. Ben iki tane yumurta koydum canlarım. Annem, bizim eskilerimiz böyle yapardı. Bak, cırtta. Bunun adı cırtta deniyor buna. Giresun'da cırtta deniyor. Aslında şimdi krep diyen var. Başka bir şey diyenler var. Ama cırtla. Burada hep çocukluğumda ben bunu severdim. Annemden isterdim. Annemin yaptığı gibi. Allah annelerimize bu arada ömürler versin. Tek korktuğum 80 yaşındaki annem, tek korktuğum. Tabii annem bu arada kabartma tozu koymazdı. Biz bir tık üstüne gittik. Azıcık kabartma tozu koyuyoruz. Şimdi oğlumla güzel bir kahvaltı yapacağım ben. Çocuğumla. 3 gün insan evladıyla çok şey oluyor. 3 gün çok üzüldüm, 3 gün çok. Karbonat. Karbonat. Biraz da karbonattan katacağım. Yani bunun adı cırtla arkadaşlar. Sütüme baktım canlarım. Sütüm süt azıcık koyabilirdik. Yoğurt koyabilirdik. Yoğurt yok. Şu an dışarı çok fazla çıkmadığım için, oğluma da yasak olduğu için, sokağa çıkma yasağı olduğu için, 16 yaşında olduğu için bazı şeyler eksik kalabiliyor. Olsun, biz elimizdekilerle idare etmeyi bilen insanlarız. Yaparız biz. Biz Osmanlı kadınlarıyız. Canlarım. Şeyinde önce tabii ki yanlış anlaşılmalar oldu. Canlarım. Ben hiçbir zaman yurt dışındaki insanlara asla asla tamam, Almanya selam olsun derim, İsviçre'ye selam olsun derim, her tarafa selam olsun derim ama Almancı demem. Neden? Benim gurbet kuşlarım onlar. Ben onları öyle düşünememiştim. Zaten özrümü de diledim. Aramızdaki şeyler de inşallah yumuşadı. Ben sadece bana çile çektiren bir insana demiştim. Zaten bu insan çile çektiriyor. Zaten yazdığından belli, baktım ki boş. Gülüp geçtim. Boş. Hani kafa boş. Ha İsmet, ha o. Fark etmiyor benim için şu an. O adam ona yazdı. O yüzden hiç şey de yapmıyorum. Hiç artık beddua şu bu da yapmıyorum. Yok yok. Aklı o kadar alıyor. Akılları o kadar alıyormuş. Nereye cahil, nereye giderse gitsin aynı cahilmiş. Ama ben kesinlikle o an kızmıştım da öyle demiştim ama sizler canlarım benim gurbet kuşlarımsınız. Ben sizlerin isimlerini gurbet kuşlarım olarak söylüyorum çünkü ben ezan duyuyorum koşa koşa siz dinleyin diye. Sizsiz ezan dinlemiyorum ben. Aa, Türkiye'deki insanlar da canımın içi, hepsi. Ben insan ayırt etmem. Hayatta din, ırk, mezhep bunları hiç ayırt etmem çünkü insan insan olsun. Hepsini Allah'tan ötürü severim. Yaradan'dan ötürü severim. Hepsini Allah yarattı. Bir an önce bütün temennimiz bu virüs gitsin de hepimiz birbirimize sarılalım. Görmek istediklerim olabilir, takipçilerimi inşallah görmek isterim. Evet canlarım. Şimdi ben bunu biraz böyle karıştırayım. Suyunu koymadan durun. Bak konuşmaya daldım neredeyse. Şeyi koyacaktım. Suyu koyacaktım. Koymadan karıştırayım. Bundan sonra azıcık su koyayım buna. Ben unumu canlarım şuna koydum. Şöyle daha kolay olsun diye. Şimdi yani çok fazla şey olmayacak, cıvık olacak bu. Canlarım cıvık. Yani çok fazla hamur gibi olmayacak. Tuzu
Tuzunu da koyalım, biraz karıştıralım. Damak zevkinize göre. Ben bunu tarif olarak vermiyorum. Hani isterseniz veririm. Ben bunu şu anda oğlumla güzel bir kahvaltı yapmayı amaçlıyorum. Evet. Azıcık daha. Çok da fazla koyu olsun istemiyorum. Tavamızı alalım. Evet, diyeceğim. Bir tanelerim, hepinizi çok seviyorum. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Esra'nın yüreğinde bir şey yoktur. Hayatta içinde bir şey yoktur. Sevmiyorsa seni seviyorum, sizleri seviyorum demez. Esra bu kadar şeffaf ve aydındır. Esra hayatındaki her şeyini sizlerle paylaştı. Çünkü sevdiği için bu kadın her şeyi sizlerle paylaştı. Çünkü neden? Ben hiçbir zaman kimisi bana oraya yazdı, şöyle böyle öyle salladılar. Bunlar benim gerçek sevenlerim değildi. Gerçek sevenlerimi ben gördüm. Beni nasıl savunduklarını gördüm. Bunlar benim canımdı. Onların beni nasıl anladığını gördüm ben. Onlara bir ara böyle üzüldüm. Topluluğumda yazdım. Cumalarını o şekilde kutladım onların ama onların gerçek sevenlerim zaten değildi. Çünkü gerçek sevenler sevgiden asla şüphe etmezler. Benim sevgimden sizler asla şüphe etmemeniz lazımdı. Bu kadın bu kadar şey yaşamış, bu kadar olay yaşamış ve çocuğuyla da olay yaşamış. Bu kadının tabii ki şu anda sağlıklı bir şey söyleyemiyor diye düşünebilirdiniz. Biraz dinlen, canım benim diyebilirdiniz. İşte zaten öyle şeyler verdiniz bana. Çocuğuna git sarıl, lütfen diyen, lütfen çocuğunla şey ol. Yani bizi evde tutmaya çalıştınız çok. Benim gerçek dostlarım sizlerdiniz. Oraya öyle yok. Seni ben şöyle der, ya bir de İsmet Ulusu. Yok anam, ben onu şeyde de açıkladım. Yok, bizim beynimiz uyuşamaz. Zaten oğlumla konuştuk. Oğlumla, Batuhan'la barıştık. Ondan sonra da konuştuk. Yok anne dedi. İstemiyorum dedi. Zaten ben de söyledim. Bana güvenerek sakın o tarafı yaptırmadım. Depoy tarafını. Evin, köydeki evin yaptırdığımı beni ilgilendirmez. Kendin duracaksın. Çoluğun çocuğun duracak. Bana ne? Ben hem de sağ buradan biz ayrılmışız. Sen ayrıldıktan sonra yaptırıyorsun. Ben söylemedim onu. Ben daha birlikteyken, evliyken, birlikte bir arada yaşarken o projeyi vermiştim, söylemiştim. O da gidip yaptırmaya başlamış. Kendilerine beni o hiç şey yapmıyor da oğlum yok istemiyor. Yapamam, ben de zaten yapamam. Yani ben zaten yapamam. Evet, şimdi buraya az az. Bunu da buradan aydınlattım canlarım. Zaten yapamayız. Yani beynimiz uyuşmuyor. Adam hala haberi yok neden ayrıldığımızdan. Diyorum ki sen kaç kez, biz niye böyleyiz Esra diyor bana. Ben dedim niye böyle olacağız, evi kaç kez bıraktın gittin dedim. 3 kez bıraktın gittin, 4.'ye gittin bir daha almadım dedim. Gene dedi ki biz niye öyle olduk dedi. Yani bu insanın, yani demek istediğim bu insanın hani... Böyle bir insanla yapabilir miyim ben? Düşünsene, ev sahibine yazdı, yanlış bana, çirkin geldi de. Böyle bir insanla ömür geçmez. Evet canlarım, ben bak şimdi cırt damakı yapıyoruz. Yani bu ispat konusunu şeye rafa kaldırıyoruz arkadaşlar. Pürüz bitsin. Net açıklamamı yapıyorum. Oğlumla da konuştum. Oğlum dedi hayır, biz kendi evimize geçemiyor muyuz dedi. Evet geçeriz. Yani kendi başka bir kiraya geçemiyor muyuz dedi. Evet başka bir kiraya geçeriz. Biz birlikte yaşayamayız.
birlikte yaşayamayız arkadaşlar. Bunu evet çocuklarımız. Çünkü çocuğum da istemiyor. Yani birlikte yaşayamayız. Bana artık ne derse dese ben onun peşinde şey gibi sürünemem. Hiçbir şey aklı ermiyor. Ben yok diyorum. Yani hala zannediyor ki hani çocuk gibi bir şey hani. Hala zannediyor ki o ev yerinde duruyor zannediyor. Badi ki o ev yerinde duruyor. Hiç yok yok. Bizim işimiz olamaz. Bizim iş olamaz. Zaten az buçuk burada birlikte. Ama şu işte talihsizlik işte kapılar kapandı. Bilmiyorum ta Almanya'dan kargo geldi bana. Allah razı olsun bir tane zarf içinde. Bir tane hediye bir arkadaşımız gönderdi. Allah razı olsun. Dilşah isminde. Allah ne muradı varsa versin. Almanya'dan ona selam olsun. Ama tabii ki ben onu çekmeyi de unuttum. Çünkü o aralar ben bu ara ev mutfak başıma geçmiştim. Unuttum o araya karıştı. Ama buradan selam olsun o Dilşah'ıma. Ve burada da şey kaynıyor. Diyeceğim canım, canlarım. Kendi kendimize zaten abi pil gelirse inşallah pilimiz gelir. Pin doğrulama kodu falan gelir. Bakın bizim cırtlılar bunlar işte. Ah cırtla. Evet canlarım. Biz böyle bir daha koyayım. Ben buradan onu açıklığa getireyim kurban oldu. Bu bir kahvaltımızı birazdan biz alacağız dediğim gibi. Çocuğumla birazdan yapacağız. Hazırladıktan sonra geleceğim. Kahvaltıda herhalde oturup sohbet ederek şey yapmam böyle mutfakta kapatırım herhalde. Hani kahvaltıyı da gösteririm. Oğlum zaten oğluma dedim rica ettim. Seni çok seviyorlar oğlum dedim. Birlikte dedim bir kare alalım hani birlikte video. Dedi oğlum hayır dedi anne dedi. Ben YouTube'u sevmiyorum dedi. Ama dedi bütün oradaki takipçilerine selamlar gönder dedi. Hani ben kamera önüne çıkmayı sevmiyorum dedi. Çocuk sevmeyebilir doğru söylüyordur. Çocuk genç çocuk. Ben saygı duyuyorum. Ben çektiğim hiç kimseyi de asla hiç söylemeden kimseyi de çekmedim. Ve oğlum bazen çocuklarıma yaptım. Güldü böyle yan baktılar falan ama biliyorum çocuk anne çocuk ama şu anda tam kararını biliyorum ki istemiyor. Sadece adım geçebilir diyor. Evet şey yapabilirsin diyor. Kahvaltımı getirebilirsin diyor ama birlikte kahvaltı yapacağız. O yüzden ben içeride baş başa onunla birlikte yapacağımız için kahvaltı sofrası sizde şey yapmayacağım. Biz masaya kurup birlikte kahvaltı yapacağız salonda. O yüzden şey yapmayacağız. Hani ben o yüzden sadece kahvaltıyı hazırlayayım. Şimdi bunları pişireyim. Kahvaltıyı hazırlayayım. Bakın gene bu şekilde böyle parça parça bunları koydum. Kahvaltıyı hazırlayayım ve göstereyim ve vedalaşırız. Evet canlarım. Bunlar sucukla kızarttım. Yumurtayı haşlayarak şey yaptım. Sucukla kızarttım. Şu bana yok bu Batuhan'ınki. İki yumurtalı Batuhan'ınki. Ben tek yumurtalı aldım. Evet. Kahvaltımızı da bitirmiş olduk. Bunu şimdilik şuraya koyayım. Evet canlarım. Kahvaltımızı da bitirmiş olduk bu şekilde. Zaten şimdi göstereceğim. Yakından göstereceğim. Vedalaşayım. Evet. Bu şekilde.
Çay biraz da burada getirdim buraya da. Evet, şuna atalım. Evet canlarım. Biz şu anda erdik muradımıza. Çocuğumla mutluyuz. Her şey çözüldü. Ve dediğim gibi kimse merak etmesin. Asla virüs bittikten sonra kendi evimize çıkacağız. Hani kendi kiraya. Kendimize uygun bir eve çıkacağız. Oğlumla mutlu yaşayacağız. Çocuklarımla mutlu yaşamak istiyorum ben. Araya ne pah sokmak istemiyorum artık. Tamam mı canlarım? Hiç böyle bir şey düşünmeyin. Bu beyninizden, benim de beynim tabii karışıktı. Onları derken bunalıma girdim. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne dediğimi şaşırmıştım. Artık daha mantıklı düşünebiliyorum. Çünkü oğlum yanımda. Çocuklarım yanımda. Diğerleri yanımda. Sımsıkıyız. Diğer çocuklarımla, kızım olsun, oğlum olsun, gelinim olsun, benim şimdi Batu Hanım olsun, hepimiz sıkı sıkıyayız. Birbirimize, orada da sizler varsınız, sizlerle de sıkı sıkıyayız artık. El birliğiyle, el ele vererek inşallah önce sağlık diyelim gene. Önce sağlık. Ondan sonra da virüslü günlerden önce kurtulalım. Tabii ki sağlık, virüslü günlerden kurtulmak bütün dileğimiz. Bütün temennimiz, bütün dualarımız. Sonra inşallah Allah güneşli günler, güzel günler gösterecek. Evet dedim ki burada havalar biraz bugün soğuk. İçeri şimdi yanıyor da azalmıştı. Biraz da burada kaynasın dedim hani. Şey biraz erken yapmıştım, azalmıştı. İlk önce çayı koyayım yakıp da. Sonra buraya geldim. Daha ne diyeyim canlarım, hepinizi çok seviyorum. Vallahi dünyanın neresinde, hangi tarafta? Yani her ülkeye selam gönderiyorum. Almanya, Avusturya, Avustralya, İsveç, Hollanda, Azerbaycan. Herkese selam olsun burada. Benim gurbet kuşlarımsınız. Orada bütün bulunan herkes benim gurbet kuşlarım. Türkiye'nin dışında olan herkes benim gurbet kuşlarımdır. Unutmayın bunu. Kesinlikle unutmayın bunu. Sizleri çok seviyorum. Ve Türkiye'de bütün Türkiye'me, bütün Türkiye'me hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Böyle kucak dolusu sevgiler ve öpücükler gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve abone olmayı da unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Artık sizler onu biliyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Harika. Annem yapardı. Çok severdim. Çocukluğuma gitmek istedim. Annem yapardı bunu. Cırtla. Burada ismi cırtla bunun. Ne diyeyim? Ben çocukluğuma gidiyorum. Buram buram benim gençliğim, çocukluğum kokuyor bunda. Annemi de çok özledim. Ondan olmadı, ondan. Allah bir an önce şu virüsleri yok etsin. Allah'ım bir an önce ülkemizi sağlığa kavuştursun. Tüm dünyamızı da biz hasretliler buluşalım. Biz hasretliler. Ülkelerine uzakta olanlar var. Ne kadar korkuyorlar onlar. Ne kadar o gurbet kuşları. O gurbet kuşları. Allah kavuştursun inşallah. Allah'ım inşallah bu virüslü günleri yok etsin inşallah. Ne diyeyim? Ne diyeyim ya Rabbime yalvarıyorsun. Canımsınız. İşte arkadaşlar şimdi bunların tabii ki paylaşacağız bu tabaktakine. Ben bir tanesini zaten hüp diye götürdüm. Evet canlar. İşte kahvaltımız bizim. Olsun. Mesela şey var ya şimdi şu benim az olanı şu batona bundan da bu cırtladan da vereceğim ona ve de paylaştırdım canlarım evet biz kahvaltımızı yapalım Batu Hanım'la oğlumla birlikte nasıl da kaynıyor mutlu olduğumu da biliyorsunuz birlikte yapalım o yüzden burada kapattım zaten mutfakta her şey gönlünüzce olsun canlarım iyi ki varsınız cansınız öpüyorum hepinizi. Sağlıkla kalın.